Evet, nasıl gidiyor? Geliştiniz mi? Her şey iyi mi? Karantinada kendinizi her yönden geliştiriyor musunuz? Yaratıcılığınız tavan yaptı mı? Her şeyi en üst seviyeye çektiniz mi? Ticarete atılmak için inanılmaz fikirlerinizi geliştirdiniz mi? Karantina ne yapacaksınız başka? Evdesiniz. Gelişin abi. Gelişin. Gelişin. Çıldırın. Çıldırın. Herkes gelişsin. En sonunda şey diyecekler işte. Süt için. 90'larda böyleydi. Süt için. Çocuklarınızın gelişimi için fındık yiyin falan diye. Ne oldu? Hepimiz işte kilo aldık. Margarin falan yedik. Geliştik yani. Neyse, şaka bir yana bugünkü konumuz biraz da bu gelişme ile ilgili. Yani herkesin size bir noktada söylediği, öğretmeninizin, ailenizin, internette takip ettiğiniz kişilerin, Twitter'da, Instagram'da, şurada, burada ya da hayatınızda size etki eden farklı insanların her zaman söylediği ama belki de asla arkasını getirmediği. Belki bazen hataya biz de düşüyoruz, bilmiyorum. Ama bunun arkası, altı asla dolmuyor. Abi ne yapalım, şöyle şöyle bir şey yapacağız, böyle bir iş lazım, biraz gerginim, hangi okulu okuyayım, ne yaparsan yap geliş. Geliş, kas bas, protein ye, geliş. Yani bu şey değil, Westworld'de Arnold'la Dolores'in konuşmaları gibi 30 sene konuşarak bilinç kazanıp gelişme konusu değil tabii. O başka bir muhabbet. Bu konu biraz beni aslında uzun süredir düşündürüyor. Kafamı da yoruyor. Özellikle de kendi geçmişimi düşündüğümde bize rehberlik edenlerin lise yıllarında ya da işte dershane döneminde, o zaman dershaneler vardı. Hep benzer şeyleri söylüyorlardı. Yani alanlar var, işte şu alanlar geleceğin parlak alanları, işte doktor, tıp, mühendis, işte ticaret uzmanı, bilmem ne, dış ticaret, işte ne yapacağız bunları, nasıl yapacağız, gelişin. Peki de neyi geliştireyim? İşte neyi geliştireyim konusu aslında bize şu kapıyı açıyor. Burada bir örnekle girmek istiyorum daha iyi anlatabilmem için. Birçoğunuz tanıyordur, birçoğunuz tanımıyordur, birçoğunuz belki hiç duymamıştır ya da sadece adını duymuştur. Dennis Rodman diye bir oyuncu var. Şu an belki de işte Last Dance belgeselinden dolayı belki de yeniden popülaritesini kazandı. Şu an her yere çıkıyor vesaire. Ama benim için şu anda bu insanın kişiliği önemli değil. Bunu bir kenara bırakıyorum. Benim için basketbol tarafında yaptığı tercihler önemli. Sakın korkmayın, basketbol anlatmayacağım ama onun tercihleriyle ilgili burada anlatmamı vurgulayacak çok önemli bir örnek var. Normalde nedir? Dışarıdan baktığınızda herhangi bir sporda, yani o sporun yıldızı nedir? En çok sayıyı atan, en çok golü atan, en çok turnuvayı kazanan, en çok kupayı, madalyayı kazanan, herkesin işte diline pelesenk olmuş oyunculardır, işte sporculardır, dünya rekorları kıranlardır. Ama bir yandan da Dennis Rodman gibiler vardır işte. Hayatında sahaya çıktığında o sahada kalmak için yapması gerekenleri bilen, bunları yapmakla kalmayıp herkesten iyi yapan insanlar. İşte herkes sayı atarken, takımını sürüklemeye çalışırken o en çok reboundu her zaman almaya çalıştı. En iyi savunmayı her zaman yapmaya çalıştı. Bunun sayesinde sahada kalıp para kazandı. Tabii ki daha fazla para kazandı ama hep kalıcı olmayı başardı. Hep değerli oldu. Yani şuna bakmadı insanlar. Kariyeri boyunca sadece 7 sayı ortalamayla oynamış ama 13 rebound ortalama tutturmuş bir oyuncuyu. Böyle baktığınızda hiç tanımasanız şey diyebilirsiniz. Bu adam ne kadar çok para kazanmış. Niye bu kadar değerli? Ama sizin bir parçanız olduğunda, bu iş yeriniz olabilir. Bu insanlar iş dünyasında da var. Basketbol takımınızın parçası olabilir. Size kazandırdıkları ya da sizin ona verdikleri, sizin o şirketlere ya da o takımlara verdikleriniz işte o zaman değerli oluyor ve bütün ortaya çıkıyor. Burada demek istediğim şu. Yani gelişirken neyi yapabildiğinizi bilmeniz lazım. Bunu bilmeden neyi geliştireceğinizi bilemezsiniz. Yani İngilizce öğrenin, kod yazmayı öğrenin. Bunlar bir şey anlam ifade etmiyor. Böyle duruyorsunuz evde. Hayatınızda belki de bilgisayar hiç kullanmamışsınız. Mobil telefonla hayatınız geçmiş. Biri gelip size diyor ki kod yaz abi, ileride çok değerli. Ne, kod mu yazayım? Hemen kod yazayım falan. Hayal kırıklığı. Sıkılıyorsun, senlik değil. Daha önce böyle bir tecrüben yok. Belki matematik bilgin zayıf. Algoritmaları öğrenmen yıllarını alacak. Ve bıkıp sıkılıyorsun ve hemen bir karanlığa düşüyorsun. Abi ne yapacağım ben? Kod da öğrenemedim. Artık işsizim, bittim. Hayır, işte sen orada belki de o kod dünyasının içinde, o yazılım dünyasının içinde uygulamalar, mobil uygulamalar, web yazılımları vesairelerin içinde sen belki de çok iyi bir proje yöneticisi olabilirsin. Sen belki insan ilişkilerinde iyisin. Belki koordinasyonda iyisin. Belki bunların muhasebesini yapmakta iyisin. Çok iyi Excel kullanabilirsin. Herkesten iyi Excel kullanıp inanılmaz bir şekilde o yazılım dünyasında değerli hale gelebilirsin yine. Ya da işte çok iyi bir proje yöneticisi olarak yine o yazılım dünyasında yer alabilirsin. Kodu yazman şart değil. Anlatabildim mi derdim? Yani bize hep pohpohlanan gelişin hep ana ham madde üzerinde gelişmek. Ama bunun yan maddeleri de var. Ana ürün üzerinde gelişmek. Ama bunun ham maddeleri var. O ham maddeler iyi olmazsa ana ürün de iyi çıkmıyor. İşte Dennis Rodman örneği burada çok değerli. Yani siz ileride bir şirkete girdiğinizde ya da herhangi bir iş alanında çalışmaya başladığınızda bitirdiğiniz okulla ilgili olabilir, olmayabilir. Tamamen sevdiğiniz bir şeyle ilgili olabilir. Mesela şu anda video çekmek olabilir. Yani bunu hep tartışıyoruz mesela işte YouTuber olmak vesaire. YouTuber ol, güzel yaptı mı ama ne yapacaksın? Yani herkes gibi komiklik yapmak belki de senin iyi olduğun bir alan değildir. Başka bir alan bulman gerekir. Belki de çok ciddi olman sana kazandıracak. Evet komiklik çok izleniyor. O zaman ben de 1 milyon izlenmeliyim. İşte bakın bu hedefler, bu sıkıntılar, bu büyük hedeflere ulaşma yorgunluğu daha doğrusu sıkıntısı. İnsanları zorlayan taraf. Ha ben bunları niye anlatıyorum? Ben bu alanlarda ya da farklı alanlarda işte basketbolda, iş hayatında, ofislerde de çalıştım. Şimdi dijital içerik üretimi tarafında kendimi zorluyorum. Bunlara baktığımda benim büyüme hedefiyle yola çıkmam çok saçma geliyor. Yani ben neyi yapabilirim? Ben tecrübelerimi aktarabilirim. Ben belki yeri geldiğinde sarkastik bir komedi barındıran içerik yapabilirim. Ya da işte basketbol bildiğim için bu alanda daha da iyi, herkesten iyi olabilecek içerikler üretebilirim. Bunlara odaklanmak sizin için de faydalı olacaktır. Geri dönelim iş hayatına. Hani şimdi dijital medya biraz da herkes için rüya gibi geliyor. Hani daha somut bir şeylerden bahsedelim. Demin verdiğim Excel örneği. Yani siz illa bir yere girdiğinizde en iyisi olmak zorunda değilsiniz. Oranın yıldızı olmak zorunda da değilsiniz. Ama siz işte orada Excel'i çok iyi kullanırsanız, ne bileyim insan ilişkilerinde çok iyi olursanız, ne bileyim belki öyle bir iş gelir ki çok iyi araba sürerseniz. Yani bakın bunlar hep yaptığınızı en iyi yapmak, keskinleştirmekle ilgili. Ve bunlar hep belki de şu ana kadar farkına varmadığınız yeteneklerinizi keşfetmenizle ilgili. Ama bunun işte çıkış noktası şu değil. Gelişin. Gelişmek size hiçbir şey tek başına sağlamayacak. Ha tabii işte bu neyi getiriyor? Hep Türkiye'de tartışılan bir konu. Yıllardır bunu biz de tartışıyoruz işte. Kimse yardımcı yönetmen olmak istemiyor abi. Herkes yönetmen olmak istiyor. Kimse yardımcı teknik direktör olarak kalmak istemiyor. Herkes İşte teknik direktör olmak istiyor. İşte kimse şirkette ara bir yönetici ya da yönetici yardımcısı olarak kalmak istemiyor. Ya da bir koordinatör olarak kalmak istemiyor. Herkes CEO, CFO işte en tepeye çıkacağım, çıldırdım, kariyer yolu falan. Bakın bunları yapmayın demek istemiyorum. Bu zaten sizin yolunuzda varsa ve yeterince çalışıyorsanız bak hırs, tek başına hırs, tek başına yetenek bunlar için bir önem fark etmiyor. Ama yeterince çalışıyorsanız ve gerçekten bu konularda doğru bilgiyi alarak kendinizi işte o zaman geliştirerek hani öyle otururken gelişmeyi beklemek de değil o zaman geliştirerek bir yere gidebilirsiniz. Çok iyi CFO mu olmak istiyorsunuz muhasebeciyken? O zaman gelişebileceğiniz yani kendinizi geliştirmeniz gereken o kadar fazla yetenek var ki eğer kapasite olarak bu atıyorum 10 farklı yetenek varsa onun da kendinizi geliştirebileceğinizi düşünüyorsanız bu yola girebilirsiniz ama bu belki de hayatınızdan vazgeçmek demek. Bunları göze almanız işte o zaman hayal kırıklıklarınızı minimuma indirmenizi sağlar. Ama yok abi ben 10 özelliğimi de belli bir seviyeye getirecek kadar geliştirip o işte belki de siyasi oyunların içine girmek yerine bir şirket içerisinde politik oyunların pardon birkaç özelliğimi geliştirip kendi alanımda en iyisi olayım. Üst seviyede ama orta seviye bir yöneticilik kadar bu işleri iyi yapabileyim belli alanlarda. Belki de turizm alanında satın alma finansmanı ile ilgili çok iyi olacaksınız. Ve herkes sizi arayacak. Yani yine başkaları CFO olacak ama o şirketin size ihtiyacı olacak. Anlatabildim mi? Yani her zaman sizi almak isteyecekti. Rodman da öyleydi. Yani burada mesela rebound örneğini verdim. Rebound bilmeyenler için anlatayım. Basketbol için belki de en önemli yeteneklerden biridir. Çünkü hücuma çıkmak istiyorsanız, sayı üretmek istiyorsanız önce topa sahip olmanız lazım. O zaman topla beraber rakip sahaya gidebilirsiniz. Ya da kendi taraf ya da hücumda tekrar bir şansım olsun, ben sayıyı kaçırdım, tekrar bir şans yaratmak istiyorum derseniz o topu tekrar almanız lazım. Seken top. İşte siz bu topları her zaman alabilecek, her zaman girdiğiniz şirketlerin, girdiğiniz ortamların tetikleyicisi olacak, bir işi başlatacak en önemli parça, bak en büyüğü değil, en tepesindeki değil, en yıldızı değil, en ünlüsü değil ama o işin en önemli parçası olacak seviyeye gelmeniz lazım. Ya tabii ki bu da yine hani oturarak olmayacak. Tabii ki çalışacaksınız, tabii ki zorlayacaksınız. Mesela ben yine kendimden bir örnek verebilirim buradan, hani bir tecrübe aktarmak olarak. Ben de altyapıda yıllarca basketbol oynadım. Ve belli bir seviyeye geldiğimde takımda çok daha iyi oyuncular vardı ve ben bir noktadan sonra süre alamıyordum. Yani çok kötü olduğum için mi? Hayır. Çünkü benim skor atmama ihtiyaç yok. Onu fark ettim. Yani zaten çok fazla skor atan adam var. Bana sıra gelmiyor. Ben neyi yapabilirim? Savunma. Takımın en iyi savunmacısı olabileceğimi fark ettiğim anda hiç süre alamayan bir oyuncudan neredeyse 40 dakika oynayabilecek bir oyuncu haline gelmiştim. Çünkü bütün takımın hücuma geçebilmesi için gerekli o savunma, rebound katkısını verebiliyordum. İşte bunları fark ettiğiniz zaman tatmin de geliyor arkasından. Mutlu oluyorsunuz. Çünkü öbür türlü en tepede olayım, en yıldız olayım, ben hep en önde olayım baskısını kaldırmak, o baskıyla beraber yetenekleriniz üzerine çalışmak çok zor. Çünkü daha mutsuzluğa düşmeye başlıyorsunuz. Ha tabii şunu bir kenara bırakamam. Şimdi gerçekçi de olmak lazım. Bunlar hep ideal şartlar altında. Türkiye'de her zaman bir maaş baskısı var. Bizdeki maaş skalası maalesef pozisyon yükseldikçe artan bir şey. Yani şöyle olursunuz. Atıyorum 3000 lira bir yere maaşa girdiniz. Ya bu sene %5 be abi yani. Pozisyonun belli işte. Uzmansın. X bir uzman. Fark etmez. Bir ajansta sosyal medya konusunda uzman seviyesi olabilir. Bir muhasebede uzman seviyesi olabilir. Fark etmez. Satın almalı da olabilir. %5, %10. Ha ne zamanki yönetici olursun o 3000 maaşına evet abi sen yönetici oldun 6000 vermemiz lazım. Ha evet daha da üstte yönetici oldun evet 10.000 alırsın artık gibi bir seviyeye geliyor. Evet bu baskı var. Bunu kırmak için de belki de işte doğru şirketlerin, size uygun yapıların, size uygun işlerin nerede olduğunu bulmanız da gerekecek. Artık hani daha global bir dünya dizgeyi yapmak istemiyorum burada. Bunu artık farkındayız zaten. İngilizce konusu da kendini geliştirmenin bir öncüsü değil. Olmazsa olmazı. Yani İngilizce bilmiyorsan zaten kapıdan dışarı çıkamıyorsun. O zaman belki daha global bakman lazım. Daha global şirketler. Bu Türkiye'den gidin anlamında demiyorum. Türkiye'de de çalışan global şirketlerle çalışabilirsiniz. Ama tabii orada işte sizin değerli olmanız için yine belli bir alanda çok iyi olmanız lazım. Tabii bir de şu baskı var. Yani işte yaratıcı olun, çıldırın. İşte çok yaratıcı olmalısınız. İşte böyle kafanız inanılmaz şeylerle dolu olmalı. Fikirler uçuşmalı. Girişimci olmalısınız. Bu da işin diğer tarafı. Bireysel olarak ne yapabilirim? Bu da aslında 2009-2010 civarı benim de işte ajans dünyalarına ilk girdiğim, reklam ajans dünyalarına ilk girdiğim dönemlerde çok hype'tı. Girişimci olun, girişimci olun. Herkes girdi. Herkes bir şeyler yapmaya çalıştı. Yatırımlar alındı, dolandırıldılar, battılar, süründüler, ellerindekiler oldular. 3-5 kişi gitti, yürüdü. Gerçekten milyon dolarlık şirketler çıktı Türkiye'den. Ve hepsi, yani bir kısmı satıldı, bir kısmı hala devam ediyor. Mesela Gram Games diye bir şirket kuruldu yıllar önce ve çok sanırım yanlış hatırlamıyorsam 300 milyon dolar civarı bir paraya satıldı bu şirket daha sonra. Ama işte bu insanlar aslında çok büyük yaratıcılıklarla, çok büyük işte uçuk kaçık fikirlerle yapmadılar bu işleri. Mesela bu girişimcilik tarafındaki en büyük hata buydu. O kadar ucube fikirler çıkmaya başladı ki yaratıcı olacağım diye. Yani bu ucube fikirler insanın günlük hayatında aslında bir kullanım kolaylığı yaratmıyor. Sadece üreten için evet çok yaratıcı tatmini veriyor ama kullanan iyi abi iyi yapmışsın falan deyip gidiyor ve seni kullanmıyor ve batıyorsun. Bu her şey olabilir. Bir mobil uygulama bile olabilir. Günlük hayatta sürdüğün bir scooter'a ya da bir bisiklete eklenmiş bir parça da olabilir. Bu sistem içerisinde peki hangi girişim şirketleri büyüdü gitti? Mobil oyun yaptılar. Çok basit oyunlardı. Hoplayan zıplayan insanlar, okey. tavla, bilmem ne. Ama bunları hep daha rahat oynanabilecek, daha optimize, daha hızlı çalışan, daha iyi kullanıcı desteği veren, daha iyi serverlarda çalışan, daha iyi arayüzde size erişen, sizi tatmin edecek, kolay oynatacak sistemlerle size sunanlar kazandı. Dünyada da aslında bu örnekler uzak değil. Uber mesela en büyük örneği. Tamam, çok büyük çalkantılar, çok büyük skandallar, sıkıntılar yaşıyorlar ama temelinde taksi hizmeti veriyorlar. Yani çok çok uzağa gitmiyorlar. Netflix işte abi, inanılmaz adamlar çok... Eskiden DVD kiralıyorlardı. Şimdi kiraladığı DVD dijital ortamda veriyor. Yıllardır, 100 yıldır yapılan dizi film işini, prodüksiyonunu yapıp yine bize sunuyor. Yaratıcılık nerede peki bunlarda? İşte bahsettiğim konuda yaratıcılık tepe fikirde değil, altta. İşte orada yaratıcı olan insanlar yine keskinleşiyor ve öne çıkıyor. İşte bir Netflix dizisinde David Fincher'ın yaptığı iş hepsinden daha değerli oluyor. Çünkü neden? O daha yaratıcı, daha akıllı, daha çok uğraşıyor, daha çok çalışıyor. Ya da işte Uber tarafında onlara özel araba üreten, o araba üretirken orada çalışan bir mühendis, abi şu koltuk sayısını şöyle arttırabiliriz dediğinde daha yaratıcı oluyor aslında. Çılgın bir fikir mi koltuk sayısını arttırmak ya da azaltmak ya da arabanın iç dizaynını değiştirmek? Hayır. Baktığında öyle değil ama etkisi çok büyük. Ve ne kadar yaratıcı olduğunu, yaratıcılığın insan hayatının etkisiyle anlıyorsun. Yoksa sen de yaratıcı, yani inanılmaz bir hikaye yaz, evde kağıtta durduğu sürece hiç kimseye bir faydası yok, bir önemi yok. Kimseyi tatmin etmiyor, seni de etmez. Üf bene yazdım deyip koyarsın, biter. 3 gün sonra unutursun belki onu orada. O yüzden hani kendimizi geliştirme konusuyla ilgili biraz konuşmak istedim. Bu konuyla ilgili hani kendi iş hayatım, kendi okul hayatım, kendi deneyimlerimle ilgili ayrı bir video serisi daha yapacağım. Tahminimce bir ya da üç video olacak o. Hep soruyorsunuz çünkü, abi ne iş yapıyorsun, işte nasıl kendimizi geliştireceğiz, sen neler yapmışsın, blog yazmışsın, orada bir şeyler olmuş, işte Twitch'te şöyle yapıyorsun, nasıl oluyor bunlar, nereye gidiyorsun, biz nasıl yapacağız, çıldırıyoruz, evde harman olduk abi işte falan. Bu konuların aslında büyük büyük konuşulacak bir yanı yok. Yani benim burada en çok kızdığım konu, kendimizi çok ciddiye alıp bunlarda işte Twitter'da her gün görüyorsunuz böyle bir boomer diye tahmin edilen birileri. Ya da bazen gençler de oluyor. Genç girişimciler diyor. Sadece boomer diye sınırlamayın bunu. Bir tweet atıyor. İşte yaratıcı olmak ve girişimci olmak bu devirde değerli. Gelişin. Yani, sağ ol ya. Vallahi inanılmaz olduk, biliyor musun? Aldım gazı, gidiyorum yani. Çıldırdım. Yani evet, hemen bir gelişeyim ben. Ne yapayım? Protein tozu aldım. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Yani burada çok daha fazla konuşulacak konu var. Her zaman bu konuları konuşabiliriz. YouTube canlı yayınlarını da isterseniz bu konularda gelip bana bana sorular sorabilirsiniz. Bu videonun altına yorum olarak sorularınızı ekleyebilirsiniz. Dertlerinizi yazabilirsiniz. Yine konuşuruz. Elimden gelen bir şey varsa, benim tecrübemle size aktarabileceğim bir şey varsa yardımcı olabilirim. Yoksa ben de bu konunun uzmanıyım, işte şu şöyle yapılır, bu böyle yapılır demek istemiyorum. Diyemem de zaten. Benim tek derdim burada, hani benim tecrübelerim, benim yaşadıklarım size bir fayda sağlar mı? Yani kiminize sağlar, kiminize de ne diyor lan bu tırrek deyip gidebilirsiniz. Buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Belki de biraz karışık da anlatmış olabilirim. Yine kafanızı karıştıran şeyler olursa lütfen yorumlara yazın. Kanala abone olabilirsiniz istiyorsanız. Hatta ücretli aboneliklerle destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.